İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun ikinci toplantısının ilk oturumları sona erdi. Nikol Paşinyan Davos'ta demokrasinin geleceğini oluşturmak adlı bir konuşma yapacak. Özgürlük savaşçısı Mikhail Avakyan'ın düştüğü Ahalkalak bölgesindeki Buhaşen köyünde açıldı. Suriye, İsrail hava saldırısını geri püskürttü. Trump ve Erdoğan, Kuzeydoğu Suriye'de güvenlik sorununu tartıştı. Batı Ermenistan'ın Maraş, Antep ve Urfa şehirlerinin orijinal nakış sanatı. 11. yüzyıldan kalma Ermeni kilisesi küplük haline geldi. Batı Ermenistan parlamento toplantısının ilk oturumları 20 Ocak'ta sona erdi. Batı Ermenistan'ın tek ve meşru yasama ve yürütme organlarının nihai oluşumu gerçekleşti oturumun son gününde Yerevan'da bulunan milletvekilleri ve hükümet yetkilileri Dizler Nakabert adlı Ermenilere uygulanan soykırım anıtı ile Yerebulur adlı şehitler pantheonunu ziyaret ederek milyonlarca masum kurbanların ve anavatanları için kendi hayatlarını feda eden cesur Ermeni evlatlarını onurlandırdı ve saygı duruşunda bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan 22-25 Ocak günlerinde Davos'ta gerçekleşecek olan Dünya Ekonomik Forumu'na konuşmacı olarak katılacak. Davos Dünya Ekonomik Forumu resmi sitesinden edinilen bilgiye göre Paşinyan, "Demokrasinin Geleceğini Oluşturmak" adıyla bir konuşmada bulunacak. Nikol Paşinyan, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına katılmak amacıyla 20 Ocak'ta İsviçre'ye bir çalışma ziyaretinde bulundu. Forum çerçevesinde Ermenistan Başbakanı'nın yabancı ülke liderleri, uluslararası kuruluşların ve iş şirketlerinin temsilcileriyle bir dizi ikili ve çok yönlü toplantılarda bulunması planlanmaktadır. Davos'ta Nikol Paşinyan ayrıca dünya ekonomik liderlerinin gayri resmi toplantısı ile Dünya Sivil Forumu'nun toplantısına katılacak. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan'ın İsviçre'nin Zürih kentinde İsviçre Ermenistan Ticaret Odası ve İsviçre iş adamlarının temsilcileriyle görüşmesi planlanıyor. Artsakh Özgürlük Savaşı'nda şehit düşen Mikail Avakyan'ın büstünün açılışı Ahalkalak bölgesindeki Boğaşen köyünde 20 Ocak'ta yapılan bir törenle gerçekleşti. Büstün açılışını Ermeni ve Gürcü halk şarkıları ve halk oyunları ile şiirlerin okunması izledi. Ölen Özgürlük Savaşçısı Mikail Avakyan'ın eşi Büstü'nün açılışı töreninde bir konuşmada bulundu. Törende Ermenistan Cumhuriyeti'nin Gürcistan elçisi Ruben Sadoyan, elçilik diplomatları, bölge yöneticileri, özgürlük savaşçısı Samvel Bedrosyan, Babken Kazancıyan, Grigor Keropyan, Antranik Grigoryan ve diğerleri hazır bulundu. Ayrıca kendi köylüleriyle birlikte şehidin akrabaları da törende hazır bulundular. Lenta Ruh Ajansı'nın Suriye Devlet Ajansı Sanayi Atıf'ta bulunarak verdiği habere göre, Suriye Uçak Savar Savunma Sistemleri İsrail Hava Saldırısını püskürttü. Askeri kaynağın verdiği bilgi üzerine uçak savar sistemleri, İsrail Devleti tarafından gerçekleştirilen hava saldırısına etkili bir şekilde cevap verdi. Kaynağa göre hiçbir hedef vurulmadı. Saldırının ülkenin güneyine yönelik olduğu belirtildi. Diğer detaylar henüz yayınlanmadı. Bu arada İsrail askeri yetkililer olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Ancak demir kubbe adlı sistemin Suriye ile sınır teşkil eden ve kendi denetimleri altındaki olan tepelerine doğru atılan bir roketi vurduğunu bildirdi. Bu haber Suriye'nin İsrail hava saldırılarını geri püskürttüklerine dair yaptıkları açıklama fonu üzerine yayıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Beyaz Saray'ın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Erdoğan ve Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı. Görüşmede geçen hafta Mumbiş'te yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden Amerikalı personel için taziyelerini ileten Erdoğan, bu elim olayın Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme kararını etkilemeye yönelik bir provokasyon olduğunu ifade etti. Başkan Trump, Suriye'de geride kalan teröristlerin tamamen imha edilmesinin önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump, güvenli bölge hakkında Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin genelkurmay başkanları arasında başlayan istişarelerin hızlandırılarak devam etmesi ve ikili ticaret hacminin artırılması hususunda görüş birliğine vardı. Ressam ve araştırmacı Hrazdan Tokmacan, Halep'te yaşadığı yıllarda resim öğretmenliğinin yanı sıra Maraş, Urfa ve Antepli Ermeni kadınların iğne işleri üzerine de uzun süren araştırmalar yapmış. Tokmaçan'ın resme başladığı yıllar Halep'e kadar uzanıyor. Soykırımdan sağ kurtularak Halep'e ulaşmış, Maraşlı, Urfalı ve Antepli kadınların beraberinde getirdikleri iğne işlerine üç şehrin akışları arasındaki farka, yüzyıl içinde gösterdikleri değişimlere, anneden kıza öğretilen ve günümüze ulaşan sanata bakıyoruz. Maraş'ta iki çeşit iğne işine rastlıyoruz. Halk arasında atlaslama adı verilen düz örgü ermencesiyle hartagar, diğeri irga adıyla bilinen gizli örgü ermencesiyle gahnagar. Atlaslama diğer vilayetlerde de görülürken gizli örgü yalnızca Maraş bölgesinde yapılıyor. Urfa işlerine baktığımızda çiçek desenlerinin hakim olduğunu görüyoruz. İğne işleri basit ve karmaşık desenleriyle ortaca resminin ruhunu yansıtıyor. İşlenen parçada ince dallarla ve yapraklarla süslenmiş bir ya da iki çiçeğe rastlıyoruz. Bükülmüş dal hem doğu hem de batı sanatında rastlanan ortak bir motif. Antep dantel işlerinde genellikle sekiz köşegenli yıldız görürüz. Bu sırpazanın işaretidir. Zeyukma Komagene Ermeni İmparatorluğu'nun şehirlerinden biriydi. Orada hala arkeologlar kazı yapıyor. İsa'dan sonra ilk yüzyıldan kalma bir mozaik buldular. Bu mozaiği Antep'te açılan yeni bir müzede görmüştüm. Sekiz köşegenli yıldız vardı mozaiğin üzerinde. Van işlerinde de aynı motife rastlıyoruz. Daniel Varujan 1914'te Navasat adlı bir sanat dergisi çıkarıyordu. Orada yer alan bir yazıda Ermeni kralı Dikran Medzin yani Büyük Dikran'ın parası üzerinde yer alan kral tacında 8 köşegenli yıldızdan bahsediyordu. Batı Ermenistan'ın bir şehri olan Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yeni Pınar köyünde bulunan 11. yüzyıla ait olduğu belirtilen Ermeni kilisesi köyün çöp alanı olarak kullanılıyor. Kiliseyi ayakta tutan sütunlar ve bazı işlemeli taşların ise köylülerin ev ve ahırlarında basamak olarak kullanıldığı görülüyor. Yörede 11 ve 14. yüzyıla ait kilise ve manastırların tarihi miras olduğunu belirten Hasan Keyf kazılarından sorumlu Batman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Selam Uluçam şunları söyledi bize miras bırakılan geçmişin tüm kültürlerini korumak zorundayız. Valiliğimizin de destek verdiği bilimsel araştırma projesi kapsamında Batman yöresindeki tüm tarihi eserler tespit edilecek. Oluşturduğumuz iki ayrı ekipte toplam sekiz uzman yer alıyor. İki yılda Batman ili sınırlarındaki tüm eserler belgelenecek. Köy sakinlerinden Ali Uçar da eski eserlerin sütun ve taşlarının ahır ve binaların zemin katlarında kullanılmasından son derece rahatsızlık duyduğunu söyledi. Kiliseye ait işlemeli taş sütunların ahır, su arkları ve tandırların etrafına örüldüğünü belirten Uçar. Kiliseye ait işlemeli taş sütunlarının ahır, su arkları ve tandırların etrafına örüldüğünü belirten Uçar, kilisenin ortasındaki sekiz sütundan dördü söküldü. Önemli yapıtların hayvan barınaklarında kullanılması tarihe ne kadar değer verdiğimizi gösteriyor diye konuştu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Flora Martirosyan'ın seslendirdiği Kelelao adlı eseri sunuyoruz. Masih. Serin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.